arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle püskül çalışması yapacağız ve çok kolay bir şekilde püskülümüzü yaparak tamamlayacağız. Çok çeşitli yerlerde püsküllerimizi kullanabiliriz. Şallarımızda, çantalarımızda, çocuk süslemelerinde, battaniyelerde dilediğimiz her yerde uçlarına bu şekilde dilediğimiz kalınlıkta ve dilediğimiz büyüklükte püsküllerimizi çalışabiliriz hem de çok kolay bir şekilde. Püskülümüzü yapmak için şu şekilde bir tane karton kullanıyorum. Kartonumuzda uzunluğumuzu ayarlıyoruz. Eğer daha büyük püskül istiyorsanız kartonumuzun genişliğine doğru ya da daha kalın kartonlar olması gerekmekte işimizi kolaylaştırması açısından. Şimdi beyaz ipimle birlikte çalışmak istiyorum. Bakınız şu şekilde kartonumuzu ya da elinizle bile yapabilirsiniz ama biraz zorlanabilirsiniz. Biraz da elimiz küçük kalmakta. Bakınız enine daha büyük çalışabilmemiz. Eğer daha büyük çalışmak istiyorsanız şu şekilde boyuna da püskülümüzü çalışabilirsiniz. Tabi kullandığınız normal basit bir karton bakınız. Eve gelen kargolardan kesmiş olduğum bir tane karton parçası Evet çok kolay bir şekilde şöyle yapabiliriz hemen sağ tarafa doğru elimi sana doğru ipmin parçasına koyuyorum uç kısmını ve çeviriyorum tam turu yaptıktan sonra bir diyorum 2 bakınız tam turu burada tamamlıyorum 3 4 5 6 7 8 9 10. 11, 12, 13, 14 dilediğimiz kalınlık gelene kadar bu şekilde etrafını dolaştırıyoruz. 14 oldu. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ve 35 defa yaptım. 35 defa yaptıktan sonra bakınız dolaştıktan sonra şöyle kesiyorum hemen böyle ucundan değil biraz daha şöyle geniş keserseniz kendisini geriye çekecektir zaten Evet normalde yine ucundan şöyle biraz ipimi kesiyorum bakınız 20 santim kadar ipimi buradan ayırdım sadece kartonumda 35 defa sardığım ipimi bakınız başlangıcı ve bitişi şöyle ipimi biraz Toparlıyorum parmağımı geçirerek ve bu kopardığım kısa ipi altından geçiriyorum. Hepsinin altından kavrayarak şöyle yukarıya doğru tam tepe noktama doğru çekiyorum ipimi. Ortalıyorum. Çok güçlü, sıkı bir düğümümü atıyorum. Hemen bir tane daha düğümüm atıyorum. Güzelce sıkıştırıyorum. Sıkıştırma işlemimi tamamladıktan sonra şöyle bakınız. Şu kısımda tepe kısmı. Uç kısmında en uca yaklaşarak düzgünce kesmeye çalışıyorum. Altından giriyorum hepsini bakınız altından uca doğru en yaklaşabildiğim şekliyle yaklaşıp kesiyorum. Çünkü ne kadar güzel uca yaklaşırsa kaybettiğimiz püskül de o kadar az olur. Kestikten sonra bakınız tepedeki bağladığım yerden tutuyorum. Şu şekilde elimle düzeltiyorum şuradan iki tane bağlamıştım bakınız şöyle şuradan alt kısımdan düzeltiyorum ve yine şöyle 30 santimden fazla ipimle tepe kısmından düğümümü atmak istiyorum bakınız şöyle ipimizi zarar vermeden toparlıyorum şöyle elimle ve buraya bir tane düğümümü atıyorum şu kısmı bir tarafı uzun bir tarafı kısa olarak ayarlıyorum bakınız bir tarafı kısa ayarladım yani düğüm attığım ipimizin bir tarafı kısa bakınız şu taraf kısa diğer taraf uzun diğer tarafında daha etrafında dolaşacağız çünkü bir defa düğümümü attım ikinci kez tekrar attım düğümümü. bakın şuradan bu da püskülümle birlikte sarkar boyutta oldu şimdi şu uzun kısmıyla etrafını dolaşmaya başlıyorum ve de sıkıştırıyorum 2 3 4 5 6 7 8 8 defa etrafını dolaştım şöyle güzelce. Ve şu uzun kalan ipimi ise iğneme geçiriyorum. Sardıktan sonra kalan ipim de burası. Şöyle hemen geçirelim ucunu biraz düzelteyim. Evet, şu şekilde geçirdim, bakınız. Ve şimdi sardığım kısımdan şurada etrafında dolandığım kısmın altına yukarıdan giriyorum. Kız yukarıdan giriyorum içten asılıyorum ve buraya bir düğüm atıyorum. Ve i̇pimi çekiyorum. Bakınız bu diktiğim ipim yani düğüm attığım içeriye bağladığım ipim. Şöyle onu da çıkarıyorum. Uç kısmımı şöyle düzeltiyorum. En düzgün olabilecek şekilde püskülümüzün ucunu da bu şekilde düzeltelim ve kullanılmaya hazır halde olduğunu görelim. Evet çok güzel püsküllerimiz boy boy bakınız. Her türlü ipimizde kullanım amacınıza göre istediğiniz boyutta ve büyüklükte yapabileceğiniz güzel bir çalışma oldu. Bakınız en küçüğümüz ise mor. Evet bu şekilde çalışmamızın sonuna geldik. Dilerim faydalı olabilmişimdir. Çok kolay püsküllerimiz istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Yapması da son derece keyifli bir çalışma oldu. Diğer çalışmalarımızda görüşünceye dek sağlık, mutluluk ve huzur içinde kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.